o yufka yüreği vermese, şu haldeyken bir şey saldırgan olsa, saldırsa kurtulma şansın yok. Zaten abi arkalar da düzgün. Ben panzere hayran kaldım arkadaşlar. Vallahi billahi çok sevdim. Nedir bunun ederi? Onun değeri yok. Değeri yok. Vardır ya bir şey. Değeri. Yok yok. Kesinlikle. Hep öyle diyorlar. Ondan sonra 400 verdiler, 500 verdiler, 600 verdiler. Yok, yok mu ederi? Yok. Satılık değil. Aynen. Ne diyeyim abi maşallah. Aslanım benim. Gel. Yıldır abi. Panzerden büyük mü? Az kalmış yakın. Hadi git. Herkese selamlar. Bugün Manisa'da bir devin yanındayız. Panzer ve sahibi Serdar Bey. Serdar abim nasılsın? Teşekkür ederim. Sinan Bey siz nasılsınız? Panzer'in ismi senin isminin önünde geçti, kusura bakma. Aynen. Ya önümüzde böyle aslan gibi köpek görünce normal oluyor. Evet. Bir tura çıktık biliyorsunuz Afyon, oradan ilk önce Bilecik, sonra Afyon, ondan sonra Manisa. Buralara geldik. Ama Manisa'da bu çevrede gerçekten köpekçilik ciddi anlamda varmış. Evet. Bayağı bir köpekçi var, bayağı bir köpekçi var. Arkadaş var. Güzel evet. De köpekleri var. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla tur geneli hep böyle Mercedes takıntısı var abi. Bir Mercedes soyu takıntısı var. Sende de böyle herhalde. Aynen. Videodan önce konuştuk. Soyu sopu nereden geliyor bu arkadaşın? Yaşı kaç? Bu arada yaşlı bir köpek. Evet. Yani yaşlı dediğimiz aslında 8 yaşında. Bir köpek yaşına göre yaşlı. Evet. 8 yaşında panzer. Ahtımın katilin torunu oluyor. Babası Uşaklı Dozer. Anne tarafı Konya Karapınar köpeklerinden. Yavruyken Uşak'tan aldım ben bunu. Tabi babası Uşaklı Dozer. Eşref Usta var bizim orada. Eşref Usta yılların emeğini vermiş. Bu soyları belki 20-25 sene öncesinden beri üretmiş, bu zamana kadar getirmiş. Biz de onun sayesinde elde ettik bu köpekleri. Hayvancılık var, hayvancılık da yapıyorsun. Evet. Koyunun var, evet. Tavuğun, kazın, her şeyin var burada. Evet. Bu tarz köpekler şeyde nasıl, sürüdeki performans? Mesela panzerin yavrularını verdiğim arkadaşlar var. Çok uyumlular sürüye. Direkt yani koyunla birlikte ilk gün gittiğinden beri, yani ilk gün hemen koyuna gidiyorlar. Öyle bir işlerinde. Evet, koyunculuk şeyi var. Yani güzel köpekler, huyları, karakteri. Beğendiğim köpeklerden bir tanesidir Panzer Baba. Şey dedim bana, yanlış mı hatırladım? Oradaki dişiye mi dedin buna mı? İmparator Boz. Oradaki yavrularda. Ha, yavrulardan. İmparator evet. Boz soyu da var. Evet, İmparator Boz soyu da var. Bunda yok ama. Yok, bu Ahtımın Katil'in torunu oluyor. Ahtımın Katil'in torunu. Bunlar da hep meşhur köpekler, Ahtımın Katil. Evet. Genelde bu yörede de bak katil, onun adını da çok duyduk. Evet. Ahtımın Katili Mercedes'in kızınla eşliyorlar. Panzer'in babası çıkıyor. Panzer. Yani şimdi hayvan yaşlandığı için biraz daha böyle kendini ağırlaştırdı. Biraz daha farklı oluyorlar yani, gençlik gibi olmuyorlar. Bu geçen yarışmada da herhalde bir birincilik kazandı. Panzer İzmir'de 4 kere yarışmaya soktum kendi kategorisinde. 9 aylıkta birinciliği var, 18 aylıkta birinciliği var, bir de 30 aylıkta birinciliği var. Ondan sonra 4. yarışmada da... Evet oğlum, şöyle dur erken. 4. yarışmada da ikinciliği var. Maşallah. Sen panzer gel bakalım, biz meşhur hareketimizi çekelim seninle de be. Gel. Bozma bozma, dikel dikel, dikelsin abi şimdi dikel. Alttan şimdi. Harika. Abi. Olaya bak ya oğlum. Oğlum tamam oğlum, fazla yanaştım ben sana ama öyle yapma. Dur, kaldır kafayı. Kaldır kafayı. Gel. Panzer. Oğlum şu olaya bakın ya. Oğlum indirme kafanı lan.
Ama kafa dev gibi. Sana evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bu köpeklere Rabbim o yufka yüreği vermese, şu haldeyken bir şey saldırgan olsa, saldırsa kurtulma şansın yok. Zaten mesela dışarı çıkardığımda falan zapt edemiyorum. Ellerimi kesiyor zinciri. Acayip şekilde tamam, çok kuvvetliler. Tamam oğlum. Dev gibi bir şey. Sallı, elli, ayaklı. Abi arkalar da düzgün. Ben panzere hayran kaldım arkadaşlar. Vallahi billahi çok sevdim. Nedir bunun ederi? Onun değeri yok. Değeri yok. Vardır ya bir şey. Değeri. Yok yok. Kesinlikle. Hep öyle diyorlar. Ondan sonra 400 verdiler, 500 verdiler, 600 verdiler. Yok, yok mu ederi? Yok, satılık değil. Aynen. Ne diyeyim abi maşallah. Aslanım benim. Gel dişilere geçelim. Hadi oğlum sen git. Gel. Panzer panzer ya. Yıldıray abi değil mi? Tamam tamam oğlum tamam. Gel bakalım. Ben tamam, panzeri buraya alayım. Evet bu bozdan gelen dedin. Dişi. Yok. Bu yavrular mı bozdan geliyordu? Evet yavrular bozdan geliyordu. Bu Uşaklı Oscar soyu 8,5 aylık yavrumuz. Babası bir tarafı Tuzköylü delilerden, aygırlardan geliyor. Bir tarafı Uşaklı Oscar. İki kardeş bunlar, bir erkek bir dişi. Yetişkinlerden çıkarsaydık, yavruları var ya çok tutması zor oluyor. Evet. Durmuyor yerinde. Güzel de poz vermiyor. Gel böyle bir kısa keselim bunu. Tamam. Güzel bir köpek maşallah ama yavru olduğu için abi bir türlü poz vermiyor keratalar. Gel. Gel oğlum. Gel bakayım. Ortam şahane. Koyunlar. Koçlar. Şuraya bakın. Allah aşkına. Bu ikiz kuzulamış herhalde. Dur. Arkadan. Bir tarafta tavuklar var. Kazlar var. Yes. Serdar buraya çok güzel bir ortam yapmış. Serdar senin ana damızlık dişin mi? Evet bu Aktağlı Duman'ın kızı. Rengisi Atay'a çekmiş. Rengi. Evet. Dumanın da böyle rengi değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? O biraz daha açık tabii ki de. Avşar soyu da var bunda. Birazcık karalık ondan Allah da geliyor. Allah. Evet. Sen genelde içerideki yavrular bundan mı? İçerideki yavrular bundan değil. Bu böyle kara atıyor mu kendisi gibi? Atıyor. Var mı mesela göstereceğim? Burada yok şu an. Diğer yerde bizim onlar. Panzerden yavruları var mesela. Aynı renk olarak böyle. Sen genelde hangi tarz köpekleri seviyorsun? Ben genelde Anadolu çoban köpeklerini seviyorum. Ya renk olarak boz mu? Kara kırçıl mı? Evet. Daha çok ağırlıklı boz renkleri seviyorum. Boz renkleri seviyorsun. Evet. Soy olarak takıldın gene bu çevredeki aklımın katil Mercedes. Evet. İşte o yavrular güdüklerden. Baba tarafı güdüklerden. Kendi köpeklerimle kırdım onları. Yani kendi ırklarımla kırdım. Bu şekilde yavrular çıktı. Şey nereden geldi bu? Burada bir tane Volkadov var.
ama biraz kıllı. Herhalde Afgan köpeğiyle kırılmış. Evet, Afgan ve Volkov da karışmış. Bunu da çıkaracak mısın? Çıkaralım, onu da çıkaralım. Bunu yerine koyayım mı? Sen bunu yerine koy, konuşacağın bir şey var mı, anlatacağım. Yok. Bu işe nasıl başladın abi? Yaş ben de mesela, sen 80'lisin, ben 81'liyim. Evet. Anadan babadan mı geldi, yoksa bazılarına bakıyorum hiç anada babada yok. Çoban köpeği sevdalısı olmuş veya doğaya olan özlemden köye yerleşmiş gibisinler. Sen fabrikada çalışan bir işçisin bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Bizim evimiz bahçeliydi. Ben çocukluğumdan beri mutlaka bahçemizde bir köpek oluyordu. Küçüklüğümden beri Anadolu çoban köpeklerini besliyorum yani. Kendimi bildim bileli. Seviyorum yani. Bu hobi olarak yapıyorum bu işi de. Beğendiğim köpekleri damızlık olarak kullanıyorum. Yavrularını alıyorum. Yani bu şekilde. Yavru da veriyorsun. Evet, yavru da veriyorum. Senden panzeri isteyen oldu. Evet, çok oldu. Rakam söyleyen oldu mu hiç? Söyleyen de oldu. En uçuk rakam kaçtı? 40 bin liraydı. 40 bin liraydı. O zaman abi, oğlunun gibi köpeği 40 bin liraya, kusura bakma, bedavaya istemiş. Aynen. Değil mi? Ya tabii şimdi eski şartlara göre öyleydi yani. Hmm. Şu an tabii daha farklı oldu köpek piyasası. Bu o zaman çok eski. Evet, çok. Kaç sene önce? Yani 4 sene. Tam 4. Panzer'in gençlik zamanları, 3 yaşındayken. O zaman şu anın parası da 120 bin lira falan. Yani. Ama yani ben isterseler yani 100 bin lira da verselerdi o zaman, yine de ben teklifi kabul etmezdim. Çünkü Panzer gibi köpek yani çok az sayıda var Türkiye'de. Hem düzgün, hem fizikli, hem soy olarak kaliteli. O yüzden değerini bildiğim bir hayvan. Kendisi de çok karakterli bir hayvan. Yani böyle hayvanları üretmek bence daha mantıklı. Yavru alırken neye bakıyorsun? Fiziksel özelliklerine. İşte ne? Ne gibi? Yavru alırken işte babanın fiziki yapısı, annenin fiziki yapısı, karakterleri. Genelde benim bu köpeklerin çoğu boğuş karakteri olan köpekler. Hepsi. Evet, boğuş karakterli köpekler. Ama ben boğuş yapmıyorum. Yani boğuş işi... Volka Davular da öyle biliyorsun. Volka Davular da öyle. Şunu bir çıkartalım, bu ilginç bir köpek. Tamam, çıkartalım. Bunu bırakalım abi. Bu da mı genç? Evet. At. Bu tam 12 aylık bir dişi. Sen biraz anlatır mısın bana bunu? Nedir, necis? Nedir? Şimdi çok farklı bir köpek çünkü. Evet. Bir yerinde bir dursa, insanlar tam bir net görebilsin. Evet. Kızım, kızım kalk. Bu 12 aylık dişimiz Ankara'dan Oktu abinin köpeklerinden. O da bildiğim kadarıyla yurt dışından getirmiş bu köpekleri. Hı. Hmm. Yurt dışındaki birçok şampiyon köpeklerin evet, birçok şampiyon köpeklerin oğlu veya kızından çıkma, yani hem anne tarafından hem baba tarafından çok ırklı köpekler. Yani bunlar da böyle bir farklı bir tarz yani. Bunu 2 yaşında, 3 yaşında görmek isterim. O zaman biraz daha sakinleşir, kendini gösterir. Evet. Şimdi bu tarz köpeklerin de çok sevdalısı, seveni var. Evet. Volka Davuların, Afgan çoban köpeklerinin. Bu genelde işte biraz daha böyle Volka Davu'ya daha çok benzemiş benim, evet, gördüğüm kadarıyla. Aşırı kıllı. Ben bak, ırk özelliklerini gerçi bilmiyorum. Belki videonun yorum kısmında bize bir dünya giydiren olacak ama kıllı olduğu için söyledim ben. Belki de safkandır. Bilemem artık orasını. Yani benim de pek fazla anladığım bir ırk değil. Bu işi gerçekten çok iyi bilenler, arkadaşlar var. Bu onlar işleri... mı söyledi? Afgan'la kırılmış falan, evet, mı dediler? Evet. Yani ben onların söylediklerine göre şey yapıyorum. Hmm. Sen bunu bırak abi. Bu durmuyor yerinde. Çok hareketli. Evet. Bu da mı aynı?
Aynen, o da aynı. Ne yapalım? Yavruya mı geçelim? Yavrulara geçelim istersen. Tamam. Bunu biraz önce çıkardın herhalde sen. Yok, o dişi çıkarmadım. O erkek kardeşiydi çıkardığımız. Durmuyor ya. Çıkarayım mı bunu da? Buradan çeksene, daha güzel gözüküyor. Köpek bir türlü yerinde durmadı. Gel. Alacak mısın? Bu da durmuyor ki yerinde. Durmuyor, yavru oldukları için. Aynen. Evet. Sen şu beyazlardan bir tane çıkar abi yavru. Gel. Bak. Buraya abi gel. İşte sana köpek. Gel buraya bakayım oğlum. Gel. Son zamanlarda şunu tut. Gel buraya. Bu tarz köpeklerin çok sevdalısı var. Evet. Beyaz Anadolu çoban köpeğine yöneliyor insanlar. Bulmak da zor. Sen iyi yakalamışsın. Evet. Vallahi bir çift kendini ayırdın herhalde. Evet. Bunların soyundan inşallah güzel köpekler çıkar. Şimdi yavru büyütmek de zor. Çok zor. Şimdi hastalığı aynen var, bir dünya şeyi var. Evet. Ömürleri uzun olsun. Gerçekten özellikle şeye gitmiştim ben, Erzurum'a. Erzurum'da bizim İbrahim diye arkadaşımız var, Vedat diye arkadaşımız var. Onların beyaz böyle malaklı kırması, akbaş kırması Anadolu çoban köpeği olmuş. Güzel köpekleri vardı beyaz. Çok fazla hayranı oldu onların. Hatta isimleri de var, korkusuzlar. Kurt boğan, boğma videoları da var bunların. Evet. O kadar cesurlar yani. Çoban köpeği. Bir tane de burada rastladık. İki tane, bir tane de dişisi var, o da yani beyaz. Dişisi var. Evet. Yani yavru olduğu için pek kendini göstermiyor şu an, sevdirmeye çalışıyor ama bizim işimizin de sıkıntısı bu. Yavru köpeklerle video çekmek çok zor. Mümkün değil, evet. Ama aslında ilgi yavrulara. Evet. Çünkü tatlılıkları, o şirinlikleri falan biraz daha böyle insanların ilgisini çekiyor aslında. Evet. Ama durmuyorlar yerinde, baksana. Değil mi lan? Gel buraya. Bunun soyunu nereden almıştın sen? İşte gelelim İmparator Boz'a. Evet. Bunun soyu Diyarbakır'dan geldi bana. Evet. Orada Diyarbakır'da Seyitan arkadaşımızla hırça dişi var. O Elvis şeyin torunu oluyor. Boz'un torunu oluyor. Onun kızından aldım ben bu yavruyu. Bunun babası da Şampiyon Zulüm'ün aynı batın kardeşi. Yani bu Akın abinin İmparator Boz'uyla şey, ama tabii kırılmış. Evet, evet. Şu an kaç aylık demiştin abi? Şu an 3 aylık. Tarih yazın abi buraya, ben takip edeceğim bunu. Bugün tarih kaç? 2023. Şubat'ın kaç abi bugün? 21 sanırım. Yok, 23 veya 24. Evet. 23 veya 24. Yaklaşık 2 sene sonra merak ediyorum bu köpek ne hale gelecek. Kalınlaştığında, büyüdüğünde yani inanıyorum çok farklı bir şey olacaktır. Patiler falan çok büyük. Bir de senin pavzer gibi böyle dev gibi bir şey çıkarsa var ya, Allah, yeme de yanında yat. Zaten annesi bunun 83 santim geliyor. Yani 80. Ufak olmasının imkanı yok yani. İnşallah abi. Hiç belli olmuyor o işler. Ya bir hastalık, bir şey geçirmedikten sonra, çok ağır bir şey geçirmedikten sonra hem sallı olur bunlar, hem boylu olur. Baba kaç santim? Baba da 86 santim. 86 santim. Yani sen diyorsun ki 85'in üzerine çıksın benim için ideal. Yok, benim boy takıntım yok. Yani 82 de olabilir, 83 santim de olabilir köpek. Önemli olan benim için yani bu ırkları, bu soyları devam ettirmek, bu eski ırkları, doğru köpekleri üretmek. Geç oğlum, gel. Gel. Şşt, bir şey yapmadım lan. Gel. Gel buraya, gel. Alamayacağız, hadi geç. Allah'ım sen.
Gel bakalım. Gel. Şey yapmadık. Gel 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 hadi gel. Gel. Gel gel gel. Bu da panzerin torunu oluyor, dişi. Adı ne bunun? Tina. Biraz vurguna benzettim burun çak. Burun kısmı falan vurgun gibi. Panzerim de öyle beyazlık var. Siz fark etmediniz herhalde. Tabii. Hiç fark etmedim. Mercedes'ten vallahi geliyor. Panzer, gel bakalım. Siz bu koyunları hep burada mı otlatıyorsunuz? Evet, burada yemle bakılıyorlar. Gel yanına gidelim abi. Dışarıya meraya çıkıyorlar. Hep bu şekilde yemle bakıyorsun. Evet. Şey, masraflı olmuyor mu? Ya masraflı elbet oluyor. Ya otlatacak yerin sadece şurası mı? Evet, şu arka tarafta bir mera var. Biliyorsun yem fiyatları uçtu gitti. Evet, maalesef gitgide de artmaya başlıyor. Yani hayvan beslemek gerçekten çok ağırlaştı masrafları. Köpekler olsun, hayvanlar olsun, büyükbaş hayvanlar olsun. Yani devletin birazcık bu tür şeylere destek vermesi gerekiyor. Vallahi şu dönemde bu işten para kazanmak istiyorsan elin değneğinde gezeceksin. Yani elinde değnek gezeceksin şeyde, dağlarda, tepelerde otlatacaksın. Ama senin burada anladığım kadarıyla pek otlatacak yer yok. Evet, burada öyle açık meralar yok. Sen de bunu hobi amaçlı yapıyorsun sadece. Evet, evet. Hobi yani amaçlı. Bir ticari kaygın yok. Yok, yok. Herhangi bir şey yok. Burası bizim hobi bahçesi. Tavuklarımız var, kazlarımız var, koyunlar var, güvercinler var, köpekler var. Öyle işimizin olmadığı zamanlarda bu hayvanlarla ilgileniyoruz. Ama masraflı oluyor şu an. Evet, şu an çok masraflı. Şimdi insan ister ki mesela hobi bahçesi de olsa içeride sirkülasyon olsun, yani gideri geliri karşılasın birbirini, ama o eskidenmiş, artık öyle bir sirkülasyon yok yani. Yok, yok. O eskidenmiş. Bu şekilde bakmak çok zor. Maalesef. Abi bir tane de koç var burada. Dev gibi. Tos atmazsa bana yanına doğru yanaşacağım. Oğlum, bu muydu o? Evet. Yıldıray abi gel. Vurmaz değil mi? Gel, gel oğlum. Gel, gel, gel lan, kaçma. Yakalayabilir miyiz onu? Yok abi. Bir kere daha dene. Oldu. Bir laf var ya, beton yetmez diyor. Harbiden öyle, ha yakaladı. Ay maşallah. Bu boynuzları abi yarana değdiği için kestik boynuzlarını. He. Şuradan istersen. Dur. Dur. Yarana değdiği için kestik. Kaç kilo? 120-130 kilo civarı. 120-130 kilo geliyor. Karaca Bey mi? Şöyle bir dur bakayım lan. Abi sen gelsene arkaya. Gel gel tut. Şimdi yandan gözüksün hayvan. Hop. Tutmak da imkansız. Lan dur. Oy maşallah, bu yünden gözükmüyor o zaman. Şey. İnsanlar aşırı yünlü belki büyük gözüküyor diye düşünebilir ama alakası yok, etli. Çok etli bir hayvan. Ay maşallah. Yıldıray abi, panzerden büyük mü? Az kalmış, yakın. Hadi git. Beni panzerden daha çok yordu ya. Evet. Vallahi teşekkür ediyorum misafirperverliğin için. Yoldan geçerken uğradık, fazla kalamıyoruz. Kusura bakma, hakkını helal et. Bizi şimdilik böyle oldu. Tamam. Yolcu yolunda gerek İzmir'e, evet, doğru yola çıkacağız. Size hayırlı yolculuklar. Bize geldiğiniz için çok onur ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Elinize ayağınıza sağlık. Ne zaman yolunuz düşmese bile her zaman gelip misafirimiz olabilirsiniz. Sizin gibi arkadaşlarla tanışmak bizim için büyük bir şerefti. Çok teşekkürler. Instagram sayfan falan var mı, geçeyim mi? İster misin? Videonun altında. İstersen Facebook'unu söyle. Aynen. Facebook. Söyle ismini abi. Serdar Serdar geçiyor. Serdar Serdar diye geçiyor. Evet. Facebook sayfasını, benim Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz benim hatırıma değil, panzerin hatırına
Neyinizseniz beni memnun edersiniz. Manisa'dan herkese selamlar, saygılar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Selam. Hoşçakalın. Panzer.